Dünyamıza hoş geldin çocuk. Doğarken ağladın ve bu ilk olmayacak. Uzun ya da kısa, Allah'ın sana vaat ettiği yola başlamak üzeresin. Belki de hayatım boyunca sahip olamadığım erdemleri senin için Rabbimden diliyorum. Sen büyürken belki yalnız kalacaksın. Belki ilk adımlarını atarken tökezlediğinde elinden tutan bir baba bile bulamayacaksın yanında. Ve sen her tökezleyişinde adımlarını yere sağlam basmayı öğreneceksin. Birçok kere, belki binlerce kere tökezleyeceksin. Ama ne olursa olsun, yıkılmamalısın. Etrafına bakmadan, umursamadan ayağa kalkıp yoluna devam etmelisin. Sen Türk evladı Türksün. Bunu asla unutma. Damarlarında kaynayan kanın sana atalarının mirası olduğunu unutma. Asilliğinin farkına var. Her türlü zor durumlardan sıyrılmak için atalarının izini sür. Tarihini iyi öğren. Unutma ve unutturma. Gün gelecek büyüyeceksin ve sen de seveceksin çocuk. Bu mücadele, bu 20 kişi kalsak da 30 kişi kalsak da bu şerefsizlere, vatan hainlerine karşı yürüteceğiz Allah'ın izniyle. Rektörlüğün, özel güvenliğin, emniyetin de... Fırat, 1991 yılında Konya Akşehir'de dünyaya geldi. Özlem ve Fuat Çakıroğlu çiftinin tek evladıydı. Hareketli bir çocuktu Fırat. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Hanım'ın tayini sebebiyle çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. İlkokula Diyarbakır'da başladı. 96'da biz Diyarbakır'a tayini çıktı hanımın. Ben de oraya beraber gittik oraya. Orada ana sınıfından başladı. Bir sürü Diyarbakırlı arkadaşı var, çocuk, genç. Yani o zamanın şimdiki gençleri artık. Asıl bence Fırat'ın en olgun zamanı İzmir'de geçti. Ha şu da var, ben Fırat'ı ben çocuk olarak görüyordum yani. Ben Fırat'ın Fırat olduğunu, bu şekilde olduğunu tam bilmiyordum. Yani bu kadar bir iz bıraktığını, ne bileyim, bana göre çocuktu. Çünkü babalara göre çocuktur onlar. Geçen sene okul siyasi olaylar sebebiyle karışıktı. Benle Fırat o dönemde maalesef ki okulda adımız, resimlerimiz asılmış. Adımıza işte karalama kampanyaları, hedef göstermeler olmaktaydı. Fırat'la birlikte bu okula girerken Manisa Kavşağı tarafındaki kapıdan Fırat'a dedim ki Fırat, oğlum korkuyor musun? Sonuçta gittiğimiz yerde bize düşman onlarca insan var. Fırat, Allah şahittir, söylediği tek laf şu: ya sen ne konuşuyorsun reis, dedi. Allah var, gam yok, dedi. Okuluna girememe sebebi şahsi bir şeyden kaynaklı değildi. Sadece memleketini sevdiğinden, vatanını sevdiğinden kaynaklı bu okula giremiyordu Fırat. Dönem başında tekrar sıkıntı yaşamıştı. Zaten iki yıldır sıkıntı yaşıyordu. Daha önceki okul başkanımız da sıkıntı yaşıyordu ve sınavlara polis eşliğinde girip çıkıyordu. Özellikle bizim Edebiyat Fakültesi'nde ve İletişim Fakültesi'ndeki akademisyenler, özellikle Edebiyat Fakültesi'ndeki sosyolojideki felsefedeki akademisyenler okul önündeki bu yapılanmaya destek veren insanlardı. Fırat'ların da, ondan önceki okul başkanımızın da polis eşliğinde sınava girip çıkması gerekiyordu. Çünkü daha önce arkadaşlarımıza Edebiyat Fakültesi'nde saldırmışlar, fotoğraflarını çıkarmışlardı ve rehin almışlardı 200 kişi. Bu işte meşhur sosyal medyada düşen, basına düşen Atatürk için birleştik bir yürüyüşü vardı. Bu yürüyüş esnasında biz İstiklal Marşı'nı okuduk kütüphanenin önünden. Dağılırken bizi taşladılar. Yani o taşlama arasında bir arbe de oldu. O zaman tabii rahmetli Fırat'ı ben gördüm, koştum, yetiştim. Orada devamında bir tabii düştüm. Yani düşünce yüzünde bir çizik oluştu. Neyse, buraya geldiğimizde, ocağa geldiğimizde beni gördü. Ben onlardan sonra geldim. Önce bir eve uğradım, üstüm başımı değiştirdim.
Geldiğimizde şu mutfağı hiç unutmuyorum. Şu mutfakta geldi, gülümseyerek içeri girdi ve şu benim şu an kızarmıştı. Geldi buradan öptü. Yani benim için bu artık unutulmaz bir anı. Ne zaman Fırat aklıma gelse bu aklıma geliyor. Çünkü geldi böyle gülerek kapıdan içeri girdi ve direkt geldi. Hani şuramdaydı o his. Şuradan öptü beni. Fırat daha okula geldiği ilk günlerden itibaren tehditler alıyordu. Ege'de Birlik Var yürüyüşünden sonra ise tehditler arttı. Hatta hedef gösterilmeye başlandı. Olan bitenden ailesine ve kız arkadaşına ise hiç bahsetmedi Fırat. Bu durumdan benim hiç, yani bana hiç haber vermedi. Çünkü beni çok şey yapardı, severdi bir de. Yani üzülmeyeyim falan diye. En son yani bir ay, bir buçuk iki ay önce falan öğrendim ben. Ama öyle bir tane o şeyi öğrendim. O Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte yürümüşlerdi, işte orada hedef gösterilmiş. Orada öğrendim. Söylemezdi Fırat yani bana. O yürüyüşten sonra yani hedef gösteren bir sayfa var. Ege'de faşist provokasyon var diye. Ve orada yazdıkları cümle ortada. Diyor ki en önde reis denilen tarih 4. sınıf öğrencisi Fırat Çakıloğlu. O tuttuğun elinden de şundan da bundan da hesap soracağız tarzında tehditkar bir mesaj yayınlamışlardı. Ve sonrasında da gene Fırat ve arkadaşlarımızın olduğu bir brandayı Edebiyat Fakültesi'nin önündeki ağaçlık alanına asıp yine uzunca bir yazı yazmışlar. Sadece biz birinci sınıftayken normal bir hayatımız vardı. Birinci sınıf bittiğinde, ikinci sınıf başladığında Fırat her perşembe ya da cuma hani bu hafta okula gitmedim ama önümüzdeki hafta dersler başlıyor ve ben derslere gireceğim diyordu. Ve her perşembe cuma olay çıkıyordu. Tüm bir hafta bana derslere gireceğim dedikten sonra olay çıkıyordu ve okula giremiyordu. Sınavlarına zorla giriyordu. Biz okulda hiçbir şekilde Fırat'ın kız arkadaşına falan selam veremezdik. Yani fişlenmesinler, onlar da hedef gösterilmesinler diye. Birden heyecanlandı, kızı gördü. Sonuçta bir genç ve aşık olmuş, seviyor insanı. Yürüdü böyle yanından hiç dokunmadan şöyle baktı böyle. O an, onu hiç unutmam mesela. Sonuçta buradaki binlerce öğrenci hayatındaki bütün gençlik namına yapabileceği her şeyi yaptı. Ama Fırat inandığı doğrular uğruna kendi hayatından, kendi gençliğinden ödün vermek zorunda kaldı. Okulda asla bir arada görülmedik sonrasında. Ya, okulda geç, burada bile dışarıda görünmüyorduk birlikte. Son 3 ayını derslerine daha fazla asılarak geçirdi Fırat. Akademik kariyer yapmak istiyordu ve bunun için çok çalışıyordu. Sınavını kazandığı ancak kolundaki dövmesi yüzünden polis olamayışına dahi aldırmamıştı. Çünkü o hoca olacak ve kendisi gibi güzel insanlar yetiştirecekti. Üniversiteye girdikten sonra polis akademisine işte şey alınıyordu. Komiser yardımcı sınavına girdi, kazandı. Yani öldürülmeden, rahmetlik olmadan işte bir ay, bir buçuk ay önce. Polis olacaktı. Kolundaki dövmeden dolayı olamadı bütün sınavları geçmesine rağmen. Hani gittim, dedim senin için dedim, bayağı üzüldüm demiştim. Birden bir gülmeye başladı. Yok ya dedi, ben zaten polis olacak adam mıyım dedi. Ama o gene akademisyen olmayı istiyordu. Hiç üzülmedi yani. Sonradan dedi, yani konuştuk zaten de, baba dedi, ben zaten dedi bana göre değil polislik. Ben dedi akademisyen olacağım. Daha ileriye gideceğim dedi. Bitirmesi gerekiyordu. Onunla teziyle ilgili konuştuk. Ve reis dedi ki, reis dedi artık yani okul bitene kadar tezimi bitirip sonra nasipse dönem başına yüksek lisansa başlayacağım demişti. Ben dedi akademisyen olacağım dedi. Kafası çalışan insanım ben dedi. Beni şaşırttı yani, ben o kadar üzülmüştüm onun için. Geldi bana gülmeye başladı. Geldiğinde de genelde reislerinde şu kitap var mı, şunu alsam, bunu okusam,
şu var, şunu tanıyormuş, şu adam var. Özellikle tarihten, edebiyattan, siyasi olarak, uluslararası ilişkilercilerden, stratejistlerden konuşurduk. Ve planladı hep yüksek lisans yapmaya ve akademisyen olmaya yönelikti. Bunları konuşurduk. Başarılı bir tarih öğrencisi olduğunu biliyordum. Özellikle de ilgileniyorduk çünkü bizim enstitümüzde biz sadece yüksek lisans ve doktora eğitimi veriyoruz. Ve nitelikli, böyle çalışkan, mütecessis, yani merak duygusu olan, azimli öğrencileri özellikle arıyoruz, istiyoruz. Çünkü gelen öğrenciyi hem sınavdan geçiyoruz hem de bir takım taahhütler istiyoruz. İşte çalışacağı alanla ilgili bir yabancı dil bilgisi gerekiyorsa, işte ders dönemi sonunda işte söz gelimi Rusya'ya gidip bir sene en azından orada kalıp o dili yerinde öğrenme cesaretini gösterecek mi, gösteremeyecek mi, onu soruyoruz. Eğer bu taahhütte bulunursa biz o öğrenciyi alıp onunla çalışmayı istiyoruz. Dolayısıyla Fırat'ta da böyle bir kumaşın olduğunu ben hissediyordum ama Allah nasip etmedi işte, yani belki iyi bir akademisyen çıkabilirdi. Kendisinin yaşadığı zorlukları başkasının da yaşamasını istemiyordu Fırat. Okulunda diğer öğrencilerin de rahatça derslerine girebilmeleri için yürüyüşler düzenledi, basın açıklamaları yaptı. İhmallerin ve tehlikelerin defalarca kez altını çizdi. Şimdi Fırat Çakıroğlu'nun Ege Üniversitesi'nin çizdiği bir yol var. Sadece Fırat Çakıroğlu'nun değil, ondan öncekilerin de çizdiği bir yol bu. Bu yol doğru veya yanlış, bence doğru. Ama şehit vermiş bir doğru. Bir yol var. Yani bu yol hak bir yol. Aslında insanların neden bu yol içerisinde veya üniversite öğrencileri neden bu yol içerisinde olmadığı düşündürücü. Bu okulda okuyan, memleketini seven, bu insanlara, bu topraklara faydalı olmak isteyen insanlara karşı bir sorumluluğumuz var derdi reis. Biz bunu yerine getirelim. Bu okulda okuyan arkadaşlarımız mezun olsun. İleriki dönemlerde bu memlekette bu insanlara faydalı birer birey olsun. Bunu sağlayabilirsek ne mutlu bize derdi. Ve biz bu çizgide devam edeceğiz. Yani bunun hiçbir kaçarı yok. Hiç çekinmeden zaten bu taşın altına elimizi koyduk. Hani bir şehit vermek bizi asla yıldırmaz. Rahmetli şehidimizin zaten okulun önündeki yaptığı son basın açıklamasında kendisi de belirtiyor. Bu mücadeleyi 10 kişi kalsak da, 20 kişi kalsak da devam edeceğiz diyor. Aynen tekrarlıyorum. O sadece o okulda okumak istiyordu. Okulu bitirmek istiyordu. Hatta konuşuyorduk. En son günlerde konuştuk. Baba ben bırakacağım. Hatta son 2-3 ay evden çıkmadı çocuk, çıkmıyordu. Devamlı ders çalışıyordu bir an önce bitireyim diye. Savunmuş olduğumuz değerler tamamıyla bu memleketin bütün insanların birleşebileceği. Yani çok özleyinecek olursak biz bayrağımızı seviyorduk yani. Ve kendi okulumuzda da bayrağımızın yakılmasına eyvallah diyemezdik yani. Eğer eyvallah deseydik yani bizim bu okullarda Atatürk posterinin altında okuyup ders görmemizin hiçbir manası kalmazdı. Hatta Fırat rahmetli olduktan sonra bana birçok küçük çocuk, mesela ortaokulda okuyan çocuklar Fırat'la ilgili bana çok güzel şeyler söylediler. Hepsi geldiler, elimi öptüler, amca dediler. İşte Fırat bize de ders veriyordu. Hatta bir grup geldi, böyle bir 7-8 kişilik bir grup. Geldiler, dediler ki Fırat abiyle biz Perşembe günü görüşecektik. Fırat abisleri bunlara şey vermiş, randevu vermiş, yani ders çalışma açısından. Bize nasip olmadı, amcama dediler, işte Fırat abimizle görüşemedik, çok üzgünüz. Bize, yani işte biz onun yolunda gideceğiz diye bana söz verdiler. Benim 3 tane kardeşim var, benden ayrı, yani toplam 4 kardeşiz. Fırat bir evin bir çocuğu. Allah'a dua ederdim yani. O özellikle onun vefatından sonra en büyük duam o noktada oldu. Keşke benim canımı alsaydı mesela, benden geride 3 tane kardeşim vardı. Hani ailem bir şekilde onlara sarılır, mutlu olabilirdi. Ama Fırat'ın canını aldı sadece şey değil yani. Bir evin ocağına ateş düştü. Soyu kurudu. Yani anasının babasının tek umuduydu, tek göz ağrısıydı. Yani keşke dediğim en büyük şey o. Keşke o gün ben orada olsaydım da Fırat olmasaydı. Özetle tek keşkem, hani o cuma günü yanında olmak isterdim. O benim içimde kalan bir muhte.
Perşembe görüştük, akşam gelecekti, uğrayamadı. Yani keşke ben cuma günü arayıp onunla görüşseydim ve yanında olsaydım. Keşke ben bilseydim de yani Fırat'ın 24 sene yaşayacağını bilseydim, yanımdan hiç ayırmazdım. Bitti. Ege Üniversitesi Ülke Ocakları sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti. Edebiyat Fakültesi önünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada bir öğrenci yaşamını yitirdi. Cenazesine binlerce kişi katıldı. Bu olay Türkiye'nin birçok yerinde Fırat'ın ölümü sonrasında eylemlere yol açtı. Ben bunlara oğlumu emanet ettim, benim oğlumu hiçbir yerde öldüremezlerdi. Sadece bu Ege Üniversitesi'nde kumpasla öldürüldü, bunu da herkes bilsin. Her şeyin bittiği yerde tanıdı Türkiye Fırat'ı. Önce yaralı haberi geldi, ardından o kara haber. 20 Şubat 2015 Cuma günü hayata gözlerini yumdu Fırat. Geride bir Türkiye kaldı, gözü yaşlı. Bu mücadele, bu 20 kişi kalsak da, 30 kişi kalsak da bu şerefsizlere, vatan hainlerine karşı yürüteceğiz Allah'ın izniyle.